Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere uzun zamandır beklenen telefon General Mobile Discovery 2'yi inceliyoruz. Kutu aynı. İlk Discovery kutusuyla birebir boyut olarak da sadece buradaki Discovery'yi yanına iki tane çentik atmışlar. Taviz vermemişler. Telpa garantili çıkıyor. Cihazı ilk defa açmıyorum. Açtık içine oyun moyun kurduk. Şöyle bir kalsın. İçinden neler çıkıyor bakalım. Şöyle kulaklık çıkıyor. İki tane de yedek aparatı çıkıyor. Keşke onları ayrı bir poşete koysalardı. Böyle ele düşmeseydi. Bakayım şöyle kablo iyi gibi. Şurada cevaplama butonu var. Kulaklık kaliteli. Yani kablo sayesinde böyle çok dandik değil. Klasik ara kablo. USB 2.0 zaten. Böyle bir şarj aleti. Ona da bakalım. General Mobile yandan. Güzel. İşte garanti belgesi. Kullanım kılavuzu zaten bunlar bizim işimize yaramayan şeyler. Şimdi biz telefonu aldık. Sadece işte Antutu Benchmark ile Asphalt 8'i kurduk uygulama olarak. Onlara geleceğim, bakacağız. Şimdi telefon ilk başta, şöyle kapatayım. Şunları falan bir açayım da adam akıllı. Burada şey kısmını gösteriyor. Şu Mıknatıs koymuşlar. Sim 2, sim 1, 2 sim kartlı versiyonu var bende şu anda. Şöyle basıyorsunuz ve mıknatıs olarak burada kapanıyor. Şurası güzel olmuş kapakçı. Şimdi i̇şte sim kart 1, sim kart 2 girişleri. Ses açma kapama. Şu power tuşu. Power tuşu e, hani Discovery Elite alanlar falan bile Çok böyle sallanıyor falan diyorlar. da nizami ve fazla böyle dışarı doğru bakmıyor. Güzel ayarlanmış. Kulaklık girişi var. İşte kamerası, flaşı, şarj girişi ve hoparlörleri olmak üzere böyle bir telefon. Şöyle bakalım boyu kaçmış, eni kaçmış, bilmem nesi kaçmış diye. Şöyle koyduk. İşte 6 küsür 7 santim bir genişliği var. 14 küsür santimde 14,2 falandır hatta o. 14, tam 14'te herhalde bir boyu var. 5 inç ekranı var. Ekranı kaliteli. Ona değineceğim. İnce bir telefon. General Mobile Discovery'den, eski, ilk Discovery'den tabii ince değil. Ondan çok az daha kalın. Şu anda da sabahtan beri full parlaklıkta değildi. Full parlaklı Gördüğünüz gibi ekran ekranda bir sıkıntı yok. Ekranı kaliteli. Şimdi gelelim telefon özelliklerinden bahsetmeye öncelikle. Ekran dedik, ekran kaliteli dedik. Peki bu ekranı kaliteli yapan ne? 441 ppi. Ya şunu ben söküyorum ya. Şöyle geliyor. Ben de General Mobile burada yazıyor falan zannediyordum. Sökünce gitti. Bu üstüne geliyor bu jelitim bu arada. Böyle daha iyi oldu. Aynen tertemiz olacağız ya. Şimdi bak hoşuma gitti. Ekran 441 ppi dedik. 5 inç. IPS ekran. Ekran 41 PPI dedik. 1080p 5 inç IPS bir ekranı var. Kaliteli. Gorilla Glass 3 ile korunuyor ekran aynı zamanda. Hani çarpmaya, darbeye falan dayanıklı. Çizilmeye karşı da dayanıklı aynı zamanda. Hemen çizilmez. Akare kokarık. Gördüğünüz gibi parlaklığı ilk başta orta seviyedeydi. full aldık. Ekran yanıyor, kavruluyor hatta. Ekranı güzel. Ona hiçbir şey diyemeyeceğiz. Bu telefonda söylenmesi gereken İlk özellik aslında hani ekrandan önce işlemcisi 8 çekirdekli, 8 gerçek çekirdekli hani yok 4 artı 4 işte 2, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 4, 2 tarzında değil. Hakikaten 8 tane 8 de 2 GHz hızında efendi gibi çalışan sanal olmayan gerçek çekirdekli Mediatek işlemci kullanılıyor. İlk defa kullanılıyor bu arada. 2 GB RAM'i var. 16 GBta hafızası var. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi iki sim kartlı modeli var bizde ve hafıza genişletilmiyor. Hani herhangi bir şu kapak çıkmıyor zaten. Onu en başta söyleyeyim. Kapak çıkmıyor, batarya çıkmıyor. SD kart falan giriş yok içerilerde. Kapak plastik. Yan taraf alüminyum. Hani burası demir gibi. Kapak zaten S5'ten aşinasınızdır. Ayrıca şöyle Discovery 2 yazmasaydı zaten top epi topu 3 tane modeli yok mu? Bence daha güzel olurdu gibi geliyor. Şu yazı olmasaydı. Hani S5 çakması falan filan diyorlar da bana fazla batmadı açıkçası. Ben de ilk başta cihaz elime gelene kadar antipatik yaklaşıyordum. Çok da şey değil ya. Sırıtmıyor yani ama tabii S5'e benziyor. Çift sim kartlı modeli demiştik. bunu bile de tek sim kart modeli çıkacak. Bu 888 TL diye bir fiyat koymuşlar. Enteresan akılda kalıyor. Hani 849 899 olabilirdi. Öyle bir fiyat biçmişler. Tek sim kartlı modeli de atıyorum mesela şu kısımda hafıza kartı girişi olacak bu, bu sim kartın yerine. O da Eylül ayında çıkacak. Onun da fiyatı aynı olacak diye duyduk. Hani böyle bir tatile giderseniz de aslında buralara Eylül ayında gel derler ya işte hani bunu almazsanız bile bekleyin Eylül'dekini alın. Eylül'de gelin der gibi oldu. O açıdan da iyi çünkü tek sim kartlı modeli büyük ihtimalle bir operatör tarafından çıkartılacak. Hani hiçbir operatör çift sim kartlı bir telefonun kullanılmasını istemez sıcak bakmaz. O açıya da hafıza kartı girişiyle tamamlamışlar. Güzel olacak o şekilde de. Şimdi tasarım konusunda benim gözüme böyle antipatik gelen çok hani incelenleri izledim yorumları okudum. Eleştirilere baktım. Hani şahsen bana çok antipatik gelmedi. Hani ben bir tek şu an hani, S5 çakması falan sen yani yazan çok olmuş. Arka kapak. Eyvallah hani nokta nokta daha düz bir şey olabilirdi. Kamera da çünkü aynı şekilde. Sadece şurada iki tane flash var onda. Bana fazla bakmadı. Şu ön tarafını beğendim. Benim hani hoşuma gitmeyen daha önce de çoğu yerde söylüyorum. Şu hoparlörün ses çıkışının şu alt tarafta olmasına ben uyuz oluyorum. Hani şöyle telefonu şöyle eline aldığın zaman ne bir şey izlersin. Ne bir şey sesini duyarsın. İlla oyun oynarsın falan. Hani arkaya olsaydı çok daha iyi olurdu. Onun dışında bence bir şey yok. Bana göre dış şeyde. Hani bu benim kendi fikrim. İkonlar çok hoşuma gitti. Direkt ikonları atladım gerçi de. Hakikaten ama hani şöyle sade minimalist güzel duruyor. Hani e, LG G3 en son aklımda o kaldı. Onlar gibi yapmışlar. Bence çok hoş olmuş. Ben beğendim şahsen ikonların tiplerini, duruşlarını, renklerini. Başarılı. 16 GB dedik telefon. Hafızası arttırılmıyor En azından bu model için arttırılmıyor dedik. 11 GB'a yakını boş geliyor. Bu avantajdır, dezavantajdır. Sonuçta şahsen ben benim için fark eden bir şey değil. Ben kurduğum birkaç sosyal medya uygulaması var. Bir iki oyun var. Geri kalan işte fotoğraf, fotoğraf zaten Dropbox, Dropbox. Ben her türlü kurtarıyorum onları. Ama tabii çok aşırı fazla oyun oynamak isteyen olabilir. Fazla uygulama yüklemek isteyen olabilir. Onlara bir şey diyemem. Hani 5-10 tane böyle asfalt 8 tarzında büyük oyunlar yüklerseniz tabii ki de hafıza sıkıntısı yaşayacaksınız. Ekran dedik ekran çok iyi dedik. Parlaklığı çok güzel. Hani hiçbir şekilde mağdur bırakmıyor. Şöyle açılardan da bakabilirsiniz. Yani dandik gözükme gerçi size belli olduğunu bilmiyorum da. Ekranı kaliteli. Fakat ekrana benim tek takıldığım noktada Mali 450 var. Grafik işlem birimi olarak. O biraz zayıf gibi geldi bana bu telefona. Yani çok üst seviye oyunu. Şimdi bir Asphalt 8 deneyeceğiz zaten. Ben daha hiç oynamadım. Üst seviye deneyeceğiz. Çok hafif donma kasma yapabilir. Ama yazılımla yani güncelleme ile düzeltilebilir tarzda küçük çapta kasma donma yapabilir sadece. Onun dışında normal bir şeyde ayarda çok rahat bir şekilde oynanabilecek herhangi bir sıkıntı çıkarmaz. General Mobile deyince akla ilk gelen soru KitKat ne zaman gelecek abi oluyor. Bunda KitKat var. 4.4.2 KitKat versiyonunda gelen ilk General Mobile. Diğerlerinde işte beta geldi bir şeyler oldu falan filan. Bunda normal geldi. Güzel de olmuş arayüzleri. Hani hoş yapmışlar. Ben dediğim gibi beğendim. Şu kamera ikonlarını falan filan. Hoşuma gitti. Pil konusuna gelelim. Pil çıkarılmıyor dedik. Önceki Discovery'de 1800 mAh vardı. Bunda 2500 mAh var. Fakat önceki işte HD'de bu Full HD. Hani işte çekirdek işlemci değişiyor. Tabi günü kurtarımı şu an günü kurtarıyor çok rahat bir şekilde. Sonuçta 2500 mAh cep telefonuna göre iyi. Sonuçta 5 inç bir bu telefon. tablet ya da tablet dediğimiz zımbırtıdan değil. Telefonu ilk başta elime aldığımda oldukça hafif olduğunu fark ettim. Hani 130 gram bir ağırlığı var. Hani diyorsun ki lan sanki her gün 150-200 gram anlıyorsun artık 20 gram farkı. Hakikaten anlaşılıyor. Çok aşırı bir hafif geldi. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi bir Antutu benchmark testi yapalım. Hani bakalım kaç çıkıyor Sonra bir Asat 8 testi yapacağız. Birkaç tane fotoğraf video falan çekeceğiz ön kamera arka kamerayla. Onları da videonun sonunda görebilirsiniz. Teste şöyle başlatıyorum ve bırakıyorum artık test bitince geri geleceğim. Evet Antutu testi bitti. Bayağı Samsung Galaxy S4'ü geçti. LG G2'de yakaladı. Grafik konusunda işte mükemmel büyük oyunları rahat oynarsınız falan filan diyor. Antutu testinden görebileceğimiz gibi seviye olarak gayet iyi. İlginç falan diyor böyle, Oğlum enteresan falan yapıyor. Telefon ne ilginçse. Sıralamaya bakıyorsunuz işte. Bence bayağı olan vay be lan benim telefon nerelere düşmüş. breh breh breh, Neyse yaşlandı. Ön kamerası 5 megapiksel. Selfie kamerası kaliteli. Ki zaten videonun sonunda çekeceğiz görürsünüz. Arka kamerası 13 megapiksel. Kamera arayüzünü ben hafiften beğenir gibi oldum. Ön kamerasını bir ısınamadım böyle. Sanki bana 5 megapiksel değilmiş gibi geldi. Onu söyleyebilirim. Zaten çekeceğim fotoğrafları görüyorsunuz videonun sonunda. Yine 1080p video kaydı yapabiliyor. Arka kamera. Ön kameranın video kaydına bakmadım. O da büyük ihtimalle 1080p yapabiliyor. Büyük ihtimalle değil 1080p yapıyor zaten. Onu da baktık. O kadar da değil. Benim kafama takılan tek soru şu cihazla ilgili. Hani tasarım falan eyvallah. Sonuçta bir üreticiyle anlaşıyorsun, o telefonu ürettiriyorsun. Adam arkasına bunu koyuyor. Değiştirilme şansın var mıydı? Vardı. En azından böyle dokusunu değiştirdin. Deri gibi yapardın. Ne bileyim Note 3 dokusunu koyardın buraya. Hani illa Samsung'a benzeyecek diyorsan Note 3'ün dokusunu koy. En azından çok daha şık bir cihaz olurdu. O ayrı konu. Tek takıldığım hani ne güzel Discovery Elite beraber bir Qualcomm Snapdragon işlemciyle ile O gelmişti. Niye tekrar Mediatek'e dönüş yapıldı? O oh, kafamı kurcaladı. Hani şu Qualcomm olsaydı, Adreno olsaydı işlemci, grafik işlemci bizimi çok daha iyi olurdu. Grafik işlemden lafı açmışken de Asphalt 8'imizi açalım. Niyeyse ben bu telefonu inceleyeceğim size ne yapayım derken soruyorum böyle işte Facebook'ta falan. Hani biz böyle boş yapmıyoruz. Soruyoruz buradan bakıyoruz bak ne istemiş ne incelemiş diye. Asphalt 8'e karşı bir sempatiniz var sizin. Onu fark ettim ben. Ya yani ileri ileri başla yarışa al gözünü seveyim hadi test yapacağız burada. İşimiz var gücümüz var. Kamera beni benden aldı. Şu an Asfal Asphalt 8 bildiğiniz gibi belki de bilmiyorsunuz da ilk açıldığında normal. Normal ayarlarla başlıyor. Şimdi ben bunu full ayarları alacağım. Grafik işlem birimi sebebiyle de olma kasma yapabilir çok da az olsa ama çözülmeyecek sıkıntı değil. Bu arada şunu söyleyeyim. Telefonda NFC özelliği yok. Ve 4G değil. Yani gerçi NFC'yi sanki hepimiz kullanabildik de. Ama Bluetooth 4.0 bak. Bluetooth hala birimize çarkıyı Bluetooth denetiyoruz fotoğrafı falan. Niyeyse bize bir NFC oturmadı. Ses ve görüntü kısmından ayarları görsel kalite yüksek yapalım. Oyunu tekrar başlatacağım diyor. Başlatacağım dedim bari başlat. Ha. İyi bari. Ayarları full dedik. Aynı Tokyo yarışı. Bir daha böyle açalım. Bakalım. Yarışta donma kasma bir şeyler yapıyor mu? Baskı alan. Fazla. Ya. Lan yemin var. Sırf telefon tanıta tanıta böyle bir asfalt tanıtımdan tanıtım oynuyorum. Şu asfalt 8'i. Ay. Enkaz oldu. Piri oldum ha. Şu an ben full ayarları aldım. Asfalt 8'i. Çok da fazla bir şey. Eşek herif. Arkadan gelip sıkıştırdım bir de ya. Fazla bir şey fark edemedim. ilk yarışçı alakalı ama hani şöyle olacak tabii ki de. Atıyorum bir 15 dakika falan oynadıktan sonra tabii ki de çok az teklemeye yüksek kalitede olursa denk gelebilirsiniz. Şu an ben bir şey göremedim. Bu arada ben bayağı asfalt 8'i e oynuyormuşum ha. Yapma. Ne güzel gidiyordum ya. Köprüden aşağı uçulur mu lan? Saçma sapan. Oyun kısmında da bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Bu arada oyunda iyiymiş. Telefon tanıtımından, telefon tanıtımından oynuyoruz oyunları da. Fotoğrafları, ön kamera, arka kamerası, işte video ol olsun. Videonun sonunda göreceksiniz birazdan. Bize WebTekno Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. WebTekno Twitter adresine ulaşabilirsiniz. Video koymuşsun, göremedik. 10 saat sonra, 5 gün sonra, 2 hafta sonra haberimiz oldu. Dememek için WebTekno TV YouTube kanalına abone olun, takip edin. Likelayın, dislikelayın, canınız neyse varsa onu yapın. WebTekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Fiyat performans olarak güzel telefon olmuş bu arada, onu da söyleyeyim kendi fikrim. Ünlü düşünür Konfüçyüs'ün dediği gibi. Sat discovery al.